Merhabalar, hikayeli bir mutfaktan Defne ben. Ben de Seda. Evet, hamileler ne yememeli? Evet. Videomuzun başlığı bu. Şimdi Seduş, ben bana zamanında doktorumuzun evet. Sevgili Kılıç Bey'in verdiği listeyi önüme açtım hatırlayalım diye ama sen de zaten bir sürüsünü hatırlıyorsundur. Evet. Şimdi seninki daha taze tabii. Onun üstünden bile geçti. Vallahi iki sene de devrildi bile. Ama şunu bir kere söylemek lazım belki. Şu anda hamileliğinizdeyseniz o bir kenara ama hamile kalmayı düşünüyorsanız söylenen şey hani bunu en azından bir 3 ay evvelden planların arasına almaya başlamak. Çok fazla kilo veya çok düşük kilolardaysanız bunu biraz normal seviyelere çekmek ve folik asit falan gibi tabii ki doktorun yönlendirmeleriyle gerekli takviyelere başlamak. İşin ideali böyle mi oluyor? Ay çoğumuz böyle aa diye de öğreniyor olabiliyoruz tabii. Onun için de bir stres yaşamaya gerek yok. Peki öğrendik. Nelere dikkat ediyoruz? Şimdi bir defa sigara, alkol gibi şeyler zaten hani normal hayatta da riskli olabileceği için dışarıda kalıyor. Aynen öyle. Onun dışında benim kendimden hatırladığım birkaç madde de birincisi kafein konusuydu. Çay, kahve, çikolata. Hı. Çünkü orada da yüksek var. Kolalı. Bunların kolalı içecekler. Aynen. Mesela kolalı içecekleri sıfıra indirdim. Hı. Kahveyi doktorum hafta bir, günde bir demişti ama onu böyle hafta ikiye düşürdüm. Ha, ondan sonra yine çayı da yine haftada bir iki kere gibi tüketiyorum. Evet, kahveyi ben de hatırlıyorum. Günde bir pazarlık konusu tek o oldu yani. Ne olur kahvemi almayın benden. Yumurta. Çiğ yumurta evet yani orada çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü aslında hepimiz için dikkatli olmamız gerekiyor bebekler için çocuklar için de hani salmonella riskinden dolayı o yüzden de mesela dışarıda salata yemekten çekiniyordum çok iyi temizlenemezse hem toksoplazma olabilir hem de işte mutfakta aynı zamanda tavuk kesilen bir yerse hani onun salmonella riskinden dolayı yani çiğ yumurta veya işte mesela ev yapımı mayonez bunların hepsinde yani pişirilmeden şey kullanıldığı için yumurta kullanıldığı için o tarz konulara dikkat ediyordum. Peyniri hatırlıyorum ben de. Hatta bir arkadaşımın yurt dışından beni arayıp bu peynirlerin hiçbirini bilmiyorum ben hangisi bunların. Ben, ha, sen de mi aynı şey yaşadın? Evet. Ayşe'de Amerika'dayız. O peynir yasak, bu peynir yasak deniyor. Bir de ben böyle şeyleri oradan işte Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen beyaz peynirler vardı. En ağzı tadıma yakın. Ha. Onları alıyorum. Bunu yiyemezsin falan diyorlar. Pastörize. Sonra ben Kılıç Bey'i aramıştım mesela. Kılıç Bey şey demişti yani sonuçta Türkiye'de olsan yiyecek misin beyaz peyniri? Evet. Ha. Ama onun dışında böyle Fransızların, İtalyanların özel bazı peynirleri oluyor. Onlardan uzak durmuştum. Aynen. Bir başka ne var? Sakatat. Sakatat benim için sorun olmadı. Evet. Yemezsin sevmem. Evet. Güzel. Ama okay. Orada da evet aynen öyle hijyeni açısından riskli. Bizim mutfağımızın vazgeçilmezlerinden sucuk, sosis, pastırma. Evet. Onlardan uzak duruyoruz yine aynı şekilde. Çiğ az pişmiş et. Evet. O benim için sorundu mesela. Çünkü ben eti az pişmiş severim. Yani böyle hafif kanlı. O dönemde özellikle pişirttiriyordum ikisinde de ki hani evde de yaparken dışarıda da yiyeceksen hani köfte özellikle iyi pişsin filan. Ha aynen. Bol bir de çiğ köfte olayı var Türkiye'de. O da çiğ köftenin de toksoplazma riski olabiliyor. O yüzden ona da dikkat et. Kıyma köfte. Varsa değil mi aynen, özellikle? Kıymalı evet etli bir çiğ köfteyse. Salataya güvenmediğin bir yerde yeme denirdi. Evde yaparken de bazen çok aşeriyordum çünkü şey olarak hani taze bir şey yemeği böyle. O vakit işte hani bildiğimiz usul suya bandırıp sirke koyup bekletip iyice yıkayıp ondan sonra yapıyordum ama hiç dışarıda salata yemiyordum. Yememek evet belki de en doğrusu o. Şimdi şeyden çiğ etten bahsettik hafif uzak doğu eğer sevenler varsa seyirciler arasında dinleyenler arasında suşiydi muşiydi hani özellikle uzak doğu şeyinde giriyor işin içine çok. Bununla birlikte soya ürünleri soya sos da hani GDO falan filan. Yüzünden evet uzak durun deniyor. Şimdi suni tatlandırıcı içeren içerikler hazır meyve suları. Bunlar işte çok şekerli oldukları için. Değil mi? Uzak durduğumuz gazlar, kolalar bilmem neler. Balık. Balık. Büyük balık konusu. Hmm. Büyük balıklar nasıl hani çocuklarda da biz hep söylüyoruz küçük ve şeyde denizin daha üst kısımlarında yaşayan balıklara gidin diye. Aynı şekilde hamilelikte de metal birikimi nedeniyle özellikle uyarılarına büyük deniz dibindeki balıklardan İşte mesela kılıç balığı, ben onu çok iyi hatırlıyorum, kalkan, ondan sonra kefal, böyle büyük ton balıkları, yani orkinoslar filan o mantıkta da, onlar özellikle uzak duruluyor. Aynen. Ben de şeyi hatırlıyorum, ben özellikle reflüden çok çektim son dönemine doğru, yani her türlü bu kızartma
kavurma, çok ağır yağlı yemeklerin hepsi şekerli yiyecek. Beter ediyordu beni, evet. Bir de benim için tuzdu. Neden uzak durdum aslında? Çünkü çok fazla ellerimde ve ayaklarımda şişme yaptı. Hmm. Yani şöyle bir hikayem var. 39. haftadayım, 1 kilo kaybetmişsin dedi doktor Ayşe de. Hmm. Ben bir üzüldüm, bu çocuk büyümüyor diye. Adam dedi ki ayaklarına baksana, ben normalde 36 giyerim. 38 terlik almıştım kendime. Ayaklarım böyle şirek gibi olmuştu. Hani çizgi film karakteri evet, var ya. Ve bir anda düştü. Orada da hani tamamen tuzu kestirmişti doktor. Tuz yeme, hani ödemi atsın vücudum diye. O yüzden de tuzdan da uzak durmak daha iyi olabilir. Faydalı oluyor. Aynen öyle. Galiba bayağı bir şey söyledik ha. Evet. Deniz ürünleri. Bitki çayları var burada. Bitkisel tavsiye, takviyeler kullanırken mutlaka hekim onayının olduğundan emin olun diye not düşmüşüz. Düşük tehlikesine neden oluyor. Rezene, ada çayı, sinameki, yeşil çay gibi şeyleri... Çayları tüketmeyin. Çayları tüketmemeli veya tüketilecekse de belki jinekoloğunuzla onu bir teyit etmekte fayda var. Bizim kahvemiz gibi bir kısa bir pazarlık yapıp o miktarda el sıkışmak gerekir. Evet, bunların hepsinde önemli olan anne, annenin hamileliği. Her hamilelik biri olmuyor. O yüzden de çok bariz, net yasaklar var ama annenin durumuna göre, annenin sağlık koşullarına göre başka şeyler de yasak olabilir. O yüzden de mutlaka doktorla konuşulmalı. Bir konuşmak lazım. Kolay gelsin, güzel bir hamilelik olsun. Aynen, değil mi? Sağlıklı bir hamilelik olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili İlker Nebi Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.